Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise düşlediğim hikayeleri. 20. yüzyıl ortalarında Nagasaki'ye bağlı Sasebo eyaletinde bir grup kanun kaçağı Japonya'nın dışişleri ve istihbarat birimine bağlı görevliler tarafından yakalanmışlardı. Yakalanan kanun kaçakları çıkartıldıkları mahkeme tarafından Japonya'nın kültürel mirasına zarar verdikleri gerekçesiyle idam cezasına çarpıldılar. Ve idam mahkumları için hazırlanmış özel hücrelere atılıp idam edilecekleri günü beklemeye başladılar. İdam edilmelerine birkaç gün kala gardiyanlardan Tokuda Yuko hücrelerinin önüne gelip onlara buradan kurtulmak isteyip istemediklerini sordu. Kaçaklar bunun üzerine istediklerini söylediler ve daha sonra gardiyan Yuko ile anlaşma yapıp onun yardımıyla birlikte hücreden çıktılar. Yapılan anlaşmaya göre ormanlık alanda onlar için saklanan kıyafetleri giyip limandan bir gemiye binecekler ve gemi onları alıp Rishiri adasına götürecekti. Yuko'nun dediğine göre burada bir grup insancı ile buluşup Rishiri dağının yamacına konuşlanan ordugaha doğru yola çıkacaklardı. Kaçaklar Yuko'nun dediği gibi önce ormana gidip onlar için hazırlanan eşyaları buldular. Hemen arkasından patikayı takip ederek limana ve sonrasında da onları adaya götürecek gemiye binip yola çıktılar. Rishiri, Japon denizinin kuzeybatısında kalan ve uyuyan bir yanardağ olan Rishiri dağının eteklerine kurulmuş ve çevresinde irili ufaklı birkaç kasabayı barındıran Japon takım adalarının en büyüklerinden biridir. Burası kışın Sibirya kadar soğuk, yazın ise genelde tropikal bir havanın yaşandığı bir adadır. Adada bulunan kasabalar genelde liman kasabası olarak bilinmektedir. Bir ay süren bir yolculuğun ardından kaçaklar adada bulunan bir liman kasabasında Ayumi Orino önderliğinde bir grup isyancı tarafından karşılanıp gardiyanın bahsettiği ordugaha doğru yola çıktılar. Ordugah dağın yamaçlarında yarı uçurum şeklinde bir bölgede ve bir mağaranın girişine kurulmuş, yaklaşık 30-35 kişiden oluşan bir grubun koruduğu bir alana kurulmuştu. Oldukça misafirperver gözüken grup kaçakları çok iyi davranıyordu. Birlikte yemekler yiyorlar, içkiler içiyorlardı. Yine bir gece yemek yedikleri esnada ormandan avladıkları hayvanı pişirmişlerdi. Ayumi herkese servis yaptı. Kaçaklar yemeklerini yiyip içtiklerini içtikten sonra onlar için hazırlanan çadırlara geçip dinlenmeye başladılar. Ertesi gün kendilerini mağaranın derinliklerinde bir zindanda buldular. Üzerindeki bütün silahlar ve ekipmanlar alınmış, sadece deriden bir pantolon ve beyaz gömlekleriyle kalmışlardı. Kaldıkları zindan oldukça karanlık ve basıktı ve yerde kemik tozları bulunmaktaydı. Ne olduğunu anlam verememişlerdi. Birisinin duyacağını umarak zindandan dışarı doğru bağırıyorlar fakat kimseden ses çıkmıyordu. Elleri ve ayakları dikenli zincirler ile birbirinden bağlı direklere bağlanmıştı. Her birinin önünde içerisinde kurtların yüzdüğü bir tasta bulama şeklinde yemekler vardı. Sessizlik içinde çaresizce ne yapacaklarını ve başlarına nelerin geleceğini düşündükleri sırada zindanın diğer tarafına bir duvarın arkasından Dolunay'a 3 gün kaldığını ve Shinigami töreninin hazırlıklarının tamamlandığını duydular. Shinigami ölüm tanrısı olarak bilinmektedir. Shinigami inancına göre insanlara ölmesini isteten ölüm tanrısıdır. Melek veya şeytan kavramı yoktur. Eğer Shinigami isterse insanların ölmesi gerekir. Törenler genellikle Dolunay'ın çıktığı dönemlerde yapılmaktadır. Bu inanç yasak bir inançtır. Fakat bazı gizli tarikatlar bu inancı yaşatmaya devam ettirmektedir. Bunları duyan kaçakların ne yapacaklarını düşünüp oradan kurtulmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Acaba kaderlerine boyun eğip onlar hakkında verilen bu hükmü kabul mü edecekler, yoksa oradan bir şekilde kurtulup idam mahkumu olduklarının bilincinde mi hareket edeceklerdi? Yani sizin anlayacağınız ölüm şekillerine kendilerinin karar vermesi gerekiyordu. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama sohbetler her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.